Tiroid kanserlerinin birçok tipi vardır. Bunları iyi farklılaşmış papiller ve foliküler kanserlerimiz ana tipleri vardır. Bir de bunun alt gruplarında medüller kanserler, HER2 hücreli kanserler ve anaplastik dediğimiz veya lenfoma dediğimiz daha seyrek görülen kanser tipleri de vardır. En sık gördüğümüz tiroid kanserleri iyi farklılaşmış olan tiroid kanserlerdir ki bu grubun ana gövdesinin papiller tiroid kanserleri oluşturulur. Yaklaşık %70-82 papiller, bunun içinde %10'luk grubu ise foliküler kanserleri oluşturur. Daha seyrek olarak %8 ile 10 arasında medüller kanserleri, %1 ile 2 arasında ise anaplastik dediğimiz veya bundan daha az olarak da lenfomaları görmekteyiz. Papiller tiroid kanserlerin birçok alt grubu vardır ama sıklıkla gördüğümüz iyi farklılaşmışların yanında tol hücresi dediğimiz veya difüz sklerozan dediğimiz daha agresif seyreden ama daha seyrek gördüğümüz de tipleri bulunmaktadır. Papiller tiroid kanserinin en doğru tedavisi cerrahi tedavidir. Cerrahi tedaviden sonra tümörün çapına veya lenf bezi metastazın varlığına göre ameliyattan 1 ila 1,5 ay sonra radyoaktif dediğimiz atom tedavisi de uygulanır. Papiller tiroid kanserlerinde çap 1 santimden küçükse ve özellikle hastanın yaşı da gençse tek taraflı yani unilateral dediğimiz tek taraflı tiroid lobunun çıkarılması yeterli olmaktadır. Boyundaki santral bölgeyi önce tanımlamak gerekir. Bu çene altındaki dil kemiği ile göğüs kafesi ve her iki karotis dediğimiz şah damar arasındaki bölgedir. Genellikle tiroid kanserlerindeki ilk lenf bezlerinde burada gittiği varsayılır. Bu nedenle özellikle çapı 1 santim üzerinde olan tiroid papiller kanserlerde santral lenf bezi diseksiyonu rutin olarak uygulanmaktadır. Bu gerek Amerika gerek Avrupa Tiroid Birliği yönergelerinde de yer alır. Bunun dışında eğer 1 santimden küçükse biz rutin olarak santral bölge lenf diseksiyonu uyguluyoruz. Bu daha sonraki takiplerde nüks ihtimalini daha da düşürmektedir. Tiroid papiller kanserlerin ameliyat sonrasında takibinde kullandığımız en önemli belirteç tiroglobulin dediğimiz bir hormondur. Tiroglobulin hormonu sadece tiroid kanseri tarafından değil normal tiroid bezi tarafından da salgılanır. Bu nedenle total tiroid çıkarıldıktan sonra tiroglobulin değerlerinin sıfıra yakın değerlerde 1-2 civarında olması gerekir. Eğer bu değerler yükselirse o takdirde boyunda bir metastaz olup olmadığı araştırılır. İkinci nokta ise bu belirteç yanında rutin olarak tiroid kanserlerinde yıllık takiplerde ultrasonun nüks açısından uygulanmasıdır. Papiller tiroid kanserlerinde uzak metastazlara çok seyrek olarak rastlamaktayız. Bunlar akciğerlere, kemiklere ve beyne olmaktadır. Ama bunlar daha ziyade büyük çaplı papiller tiroid kanserlerinde ve histolojik yapısı farklı olan papiller tiroid kanserlerinde görmekteyiz. Medüller tiroid kanserleri normal tiroid folikül hücresinden değil, onun yanındaki C hücrelerinden, parafoliküler hücrelerden çıkarlar. Ve bu hücrelerden salgılanan bir belirteç kalsitonindir. Eğer kalsitonin değerleri artıyorsa o hastada bir medüller kanser olduğu varsayılır. İkinci bir belirteç de karsinoembriyolojik antijen dediğimiz tümör markeridir. Takiplerde kalsitonin ve CA dediğimiz bu tümör belirteçlerinin bakılması yeterlidir. Medüller tiroid kanserlerinin gerek santral gerek de yan boyun dediğimiz bölgelere metastaz yapma olasılığı yüksektir. Eğer bunları papiller dediğimiz iyi farklılaşmış tiroid kanserleriyle karşılaştırdığımızda tabii ki olasılığı daha yüksektir. Ve papiller tiroid kanserlerinde de bu metastaz görülmesine rağmen medüller kanserlerde daha sık olarak rastlamaktayız. Tiroid ameliyatlarından sonra hipokalsemi yani kanda kalsiyum değerinin düşmesine rastlayabiliyoruz. Bu daha ziyade total tiroidektomi ya da santral lenf diseksiyonlarından sonra sıklıkla rastlanmaktadır. Genellikle bunun görülme olasılığı %1 ile 10-15 arasında değişmektedir kanser cerrahisinden sonra. Bunun nedeni de tiroid bezin arkasında 4 adet paratiroid dediğimiz paratormon salgılayan ve vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayan organlar bulunmaktadır. Ameliyat sırasında yapılan total tiroidektomilerde bu bezlerin gerek beslenmesinin bozulması, bazen de embriyolojik olarak doku içerisinde kalıp bir tanesinin çıkması ameliyat sonrası hipokalsemin en sık nedenlerindendir. Tiroid ameliyatlarından sonra
Görülen hipokalsemi için hastalara kalsiyum ve D vitamini replasmanı yaparız. Belli bir süre içerisinde diğer bezlerinde beslenmesinin geri gelmesiyle bu geri döner. Ancak %1 ile %2 arasında kalıcı olma ihtimali de vardır. Ameliyat sonrası görülen hipokalsemilerde hipokalseminin şiddetine göre günlük kalsiyum ve D vitamini replasmanı uygularız. Bu belirli aralıklarda, örneğin 2 ila 3 haftalık aralıklarla kalsiyuma, D vitamini ve paratormon düzeyine bakılarak düzenlenir. Hiperparatiroidizm, kanda paratormonun ve buna bağlı olarak da kalsiyumun yükselmesiyle karakterize bir klinik tablodur. Bu daha ziyade kadınlarda erkeklere göre 4 misli daha fazla görülür ve özellikle menopoz çağı sonrası artmaktadır. Bugünümüzde fazla görülmesinin farkındalığın artması sonucudur. Kalsiyum değerlerinin ekonomi sosyoekonomik yüksek toplumlarda daha sık taranması sebebiyle sık rastlandığı da gözlenmektedir. Yaşam süresinin uzaması bunun tanısının konmasını da artırmıştır. Primer hiperparatiroidite salgılanan paratormonu kemiklerden kalsiyumu rezorbe eder, yani çeker ve bu dolayısıyla kanda kalsiyum değerleri yükselir. Kemiklerden kalsiyum çekilmesi tabii ki kemik mineral yoğunluğunda azalmaya ve dolayısıyla osteoporoza yol açar. Hatta tedavi edilmeyen vakalarda patolojik kırıklara kadar veyahut da kemik kistlerine de rastlayabiliyoruz. Hiperparatiroid cerrahisindeki başarı gösteren kriterlerden ilk önce çıkarılan dokunun frozen eşliğinde paratiroid olup olmadığını teyit edilmesi. İkinci nokta ise çıkarılan paratiroid dokusundan 10 dakika sonra kanda hızlı paratormon tayini yapılır. Eğer hızlı paratormon tayinindeki değerler ameliyat öncesi değerlerin yarısından aza ve hatta normal değerin üst sınırının altına düşmüşse ameliyat başarılı geçmiştir. Tiroid bezi kanserlerinin cerrahisinden önce mutlaka deneyimli bir radyolog tarafından tiroid bezi metastaz olasılığının olduğu boyun lenfatiklerin haritalanmasını yapmak gerekir. Bu son derece önemlidir. Böylelikle gerek santral bölge gerek lateral bölgedeki lenf bezlerinin olup olmadığı saptanır. Bunlar ameliyat sırasında temizlendikten sonra intraoperatif, yani ameliyat esnasında steril şartlarda tekrar aynı radyolog tarafından kontrol ederek bütün bir bezlerin çıkarılıp çıkılmadığı ortaya konur. Bunların da amacı ilerideki nüksleri önlemeye yöneliktir. Tiroid cerrahisinden sonra geçici ses kısılması %3 ila 5, kalıcı olma ihtimali ise tecrübeli ekiplerde %1.2'dir. Bunun en büyük sebebi tiroid bezinin arkasında vokal kord dediğimiz ses tellerinin hareket ettiğini sağlayan nervus recurrens dediğimiz sinir geçer. Bu sinir ameliyat esnasında mevcut olan travmaya, ameliyathanenin soğuk havasına, havadaki partiküllere veya doku çekiştirmelerine bağlı olarak nörütler gelişir. Bu nörütlerin sonucunda ses kısılmalarını görebiliriz. Ancak bunlar için ameliyat sırasında biz ses monitorizasyonu, sinir monitorizasyonu yöntemlerini kullanmaktayız. Tiroid kanserleri evet deneyimli endokrin cerrahları tarafından yapılır ve gerektiğinde eğer endikasyonu varsa radyoaktif dediğimiz atom tedavisi de uygulanır. Bundan sonraki tedaviler evet biz de endokrin cerrahı olarak yapabiliriz ama bunun onkoloğu olan endokrinologların tedavi de takipte yapması daha ön plandadır. Ultrasonografi sırasında tiroid kanseri şüphesi olan nodül saptanan hastalara önerimiz mutlaka iğne biyopsinin yapılmasıdır. Bu şekilde patolojik yapının ortaya konması hastanın ameliyatın gerip gerekmediğine karar verilmesini sağlar. Ailesinde tiroid kanseri olanlar, eğer medüller kanserse bu %30'dur ailevi olma özelliği. Eğer papiller kanserse ailevi olma özelliği %10'dur. Bunlarda mutlaka aile bireylerinde tabii ultrasonla tarayabiliriz. Örneğin papiller tiroid kanserlerinde ultrasonla aile bireylerini taramak yeterli olabilir ama medüller kanserlerde ailevi olanlarda RET onkogeni taraması daha ön plandadır. Nodülü olan bir kişinin gereksiz bir ameliyattan kaçınmak için öncelikle bir endokrinoloğa gitmesi lazım ve mutlaka iyi bir radyolog tarafından ultrason yapılması ve biyopsiyle bu işlemin tamamlanması gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ameliyat indikasyonu alındıktan sonra o sorun yoktur ama bunlar yapılmadan verilecek kararlar bazen gereksiz ameliyatlara da sebep olabilir. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsileri radyologlar tarafından ve bir sitolog eşliğinde yapıldığında doğruluk oranı %95'tir. %1 ila 5 arasında yanlış pozitiflik veya yanlış negatif dediğimiz olabilir. Ancak bir de çap 4 santimden büyükse
daha büyük nodüllerdeki doğruluk oranı düşeceği için bu tip çaptaki nodüllerde ameliyat kararı doğru olabilir. Ve başarının sırrı da ultrason içinde radyolog ve sitologun varlığında yapılmasıdır. Total tiroidektomi sonrasında tiroid hormonu replasmanı alan hastalarda öncelikle ilk 2 aylık periyotlarla hormonların normal seviyeye gelip gelmediği kontrol edilir. Normal seviyeye geldikten sonra 6 aylık periyotlar yeterlidir. Tiroid kanserlerinin takibinde ultrasonun son derece önemlidir. Gerek Amerikan gerek Avrupa Birliği yönergelerinde yer alan ultrasonun kullanılmasında da tiroid kanserinde yılda bir kere önerilmektedir.